Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün dünya birincisinin ordusunu kullanacağım arkadaşlar. Şuradan en iyi oyuncular diyeceğim. Ve birinci sırada kim varmış? Bu arada ligin bitmesine arkadaşlar, Nisan liginin bitmesine 1 gün 5 saat var. Şu an birinci sırada 6330 kupada The Plago 96 diye bir isimli Hindistanlı bir oyuncu var. Ama ikinci ile arasında sadece bir kupa var arkadaşlar. Şimdi biz birinciye bakacağız. Siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama şu an birinci video çektiğim saatte bu arkadaş. Bakalım ordusuna. Ordusu klasik arkadaşlar. Süper, ejder, balon ve bir tane de arkadaşlar cehennem ejderi var. Klasik, çok sade bir ordu arkadaşlar. Gitmiyor. 3 tane askerden oluşan bir ordu. Şimdi bu orduyu deneyeceğiz. Şimdiden like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Elinizi korkak alıştırmayın. Sağlamından bir 15.776.815.000. Bu arada hedefimi biraz yüksek tutuyorum ki neden olmasın. Sabahtan beri de antrenman yapıyorum. Birkaç saldırımda izlettirmek istiyorum dostlar. Şuradan bunu... Bu değil. Bu. Şuradan bir ilk saldırımı yapayım. İlk üçlüğümü attım arkadaşlar. O kadar mutlu oldum ki. Burada bir de max artı max bir hesaba saldırmak istedim. Efsaneye de çıkmaya çalışıyorum yavaş yavaş arkadaşlar. O yüzden dedim ki güzel bir içerik olur. Şimdi burada tek zorluğu ne biliyor musunuz? Klan kalenize alacağınız kuşatma makinesi. Şimdi ordudan orduya arkadaşlar, düzenden düzene değişiklik gösteriyor. Mesela bu düzende mancınık, alev atar ya da arkadaşlar ben mancınık demeyi tercih ediyorum. Mancınık kullandım. Mesela mancınık buradan abicim topu, hava savunmasını, buradan arkadaşlar kaya saçarı, okçuyu, büyücüyü, oyu, bunu hepsini temizliyor tek başına. Ama temizleyene kadar da ben bekliyorum arkadaşlar, bekliyorum. Diğer tarafı da kral, kraliçe, ortadan askerler, ordu. Çok basit kullanması ama tek zorluğu düzene göre buradaki mancını kaya balonuna dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Tamamen düzenin şeyine bağlı olarak değişiyor bu. Anladınız. Şuradan hızlıca hemen hop, bakın çarpı 2 yapacağım. Buralar birazcık sıkıcı, çarpı 2 yapayım. Çünkü temizlik bekleyeceksiniz. Ve buradaki zehir etkisi etraftaki ciddi, etraftaki savunmalara da ciddi hasar veriyor arkadaşlar. Bakın hop gitti. Şuradan arkasından temizlik için hemen cehennem ejderini saldım. Şuradan geriye kalan askerleri gönderdim. Sağ taraftan kral kraliçe, ortadan da askerleri gönderdim. Çünkü sağa sola kaymasını istemedim askerlerimin. Şöyle büyük koruyucunun özelliğini kullan, öfke büyüsünü yapıştır, arkasından dondurma, zehir derken tertemiz işledik. Şimdi şuradan çıkışımı vereceğim. Bir canlı canlı görün arkadaşlar saldırıyı. Şimdi şuradan ordumuz bu şekilde. Büyüler 3 öfke, 4 dondurma. Klan kalesinde 1 öfke 1 dondurma aldım. İyi, ekstra arkadaşlar bir tane kaya balonu ürettim yanıma. 9 tane de balon aldım. Hadi başlıyoruz. Özellikle max artı max hesapları saldırmak istiyorum ki birazcık daha kendimi denemek istiyorum arkadaşlar. Dünya birincisinin ordusu. Bakalım ne kadar güçlü, ne kadar işe yarıyor. Tabi bu ordular arkadaşlar böyle her düzende de işe yaramıyor, bilginiz olsun. Yani garanti 2 yıldız alıyorsunuz ama onu da belirteyim. Şöyle ilerle diyelim. Şimdi sevgili dostlar, burada çok ilginç bir düzenli köy binası 14 max hesabı var. Buna dalacağım. Şimdi dalacağım da nasıl dalacağım? Tabii ki de şu sol tarafa mancınığı bırakacağım. Şurayı komple temizleyecek bak. Şuradan bırak. Güzel, Tesla'nın çıkmaması benim için güzel bir artı oldu. Şuradan balonlarımı yoksa bırakacaktım. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada direkt şuradan hava savunması inecek. Yaklaşacak, topa gidecek. Oradan abicim buradaki gördüğünüz üzere kaya saçarı gidecek. Böyle aşağı doğru ilerleyecek. Tabii o süre zarfında en son arkadaşlar temizliği bittikten sonra bu elemanım bir tane cehennem ejderi atacağım ki arkasından kalan ıvır zıvırları toparlasın. Bak görüyorsunuz burada iki tane toplayıcımızı indirdi. Bir tane daha gönder abicim. Hop, topumuz da indi. Şimdi tabi süreyi iyi ayarlamanız lazım. Süreyi ayarlayamazsanız birazcık GG olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bir gözümde sürede şöyle kaya saçar insin abicim. Kaya saçardan sonra yavaştan saldırımıza başlayabiliriz. Şuradan kralı ve kraliçeyi de bırakacağım. Şu sağ tarafı komple temizlesin diye uğraşacağım. Şimdi şuradan bir tane askerimi bıraktım. Güzel. Şuradan kaya saçar insin artık. Kaya saçar iner misin abicim? Şöyle bebiş yol... bebiş diyorum ya. Bebiş bebeğe benziyor arkadaşlar. Bebek ejderi de benziyor. Bebiş diyesim geldi. Şuradan gördüğünüzde depoda indi. Güzel. Okçu buradan hop, o da indi. Okçu kresti indi. Barbarın özelliğini kullan. İyice önümüzü açalım arkadaşlar. İyice önümüzü açalım. Şöyle kraliçe de temizliğini yapsın. Şuradaki büyücü de indikten sonra tüm askerlerimi topa doğru yönlendireceğim. Gayet güzel. Şuradan balonları salla. Şimdi bir öfke büyüsünü şu noktaya göndereceğim. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Süper ilerliyoruz şu an. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Bir öfke büyüsünü de şu noktaya göndereceğim. Güzel. 10 numarayız. Hiçbir sıkıntı yok. En son arkadaşlar şampiyonumu atacağım. Şu noktayı da bir öfke büyüsü. Şu noktayı zehirim klan kalesi çıkmadığı için rakibin arkadaşlar rakibin şampiyonuna göndereceğim. Bir öfke büyüsü daha yolla. Birazcık öfke büyüm çöp oldu ya. Ona üzüldüm şu an.
Şöyle askerlerini de gönder. Şu noktayı tekrardan bir dondurma atayım. Özelliği geçmeden. Şimdi buradan abicim merkez bina inecek ya. Merkez bina indikten sonra bir zehir etkisi yaratacak. O biraz can sıkıyor. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Yani son askerinize kadar bekleyin. Hiç çıkış yapmayın arkadaşlar. Çünkü son askere kadar köyü işleme ihtimaliniz var. Bunu da bilgilendireyim. Şimdi 3 tane dondurmam daha var ya. 3 dondurmam. Bir tanesini tabii ki de nereye atacağım? Hatta hepsini nereye atacağım tahmin edin. Tabii ki de rakibin kaya saçarına. Şuradan bir tanesini gönder. Şöyle özelliğini de kullanacağım. Bir tane daha gönder. Tak 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 tak. Güzel. Bu kadar basit düşünüyor aslında arkadaşlar. Çok kolay bir ordu. Gerçekten çok kolay bir ordu. Tabii birazcık orduya yatkınlığınız olması gerekiyor. Hava saldırılarına yatkınlığınız olması, iyi olması gerekiyor. Süreden de yemedik. Gayet güzel bir büyü bile arttırdık arkadaşlar. Tertemiz bir ordu. Bu da arkadaşımıza hediye olsun. Dediğim gibi asker sayınız azalıyor ama sonda üçlüyorsunuz. Çok güzel bir ordu. Şiddetle önerme... Dur olmadı. Şiddetle kullanmanızı öneriyorum. Hah şimdi oldu. Şimdi evimize geri dönelim. Birazcık ganimeti harcayacağım. Bu ganimeti arkadaşlar aslında ben başka bir video konusu için saklıyorum. Laboratuvarım boş biliyorum. Araştırma pet kısmı hayvan barınağı. Orası da boş biliyorum. Çok güzel bir video çekeceğim var ya ağzınız 2 metre açılacak. O yüzden bu ganimetleri böyle boşa gitmesin diye birer iksir ve altın duvara yatıracağım. Gayet güzel. Hadi bakalım. Gel saldır ya. Şimdi dostlar bir köy buldum. Çok güzel bir düzeni var. Hatta şöyle bir örnek de vereceğim. Normalde bu düzenler arkadaşlar anti düzenler. Özellikle hava saldırılarında anti düzenler arkadaşlar. Neden mi diyeceksiniz? Şimdi şuradan ben sallıyorum. Zeplini saldırı yaparsanız zeplini merkez bina göndermeniz çok zor. Ya ayrı bir şekilde yollayacaksınız ya da öyle bir ayarlamanız gerekiyor ki orduyla gitmesi gerekiyor. O yüzden mesela anti bir hava saldırısı olan bir düzende abicim nasıl saldırmamız lazım? Ona bakacağız. Şimdi tekli canem var. Buradan gönder abicim. Şuradan havana bir tane balon yollayabilir miyim? Çünkü havan arkadaşlar iki hamlede iniyor. O yüzden bir balon yollayacağım. Bak ikincisini de attı. Gördünüz mü? Boşu boşuna hasar yedi. Neyse problem değil. Problem değil. Biraz bekleyeceğiz. Şuradan iyice temizliğini yapsın abicim. Ondan sonra askerlerimizi göndeririz. Şimdi şu noktaya da bak. Tam şu noktaya da Kral Kraliçe'yi atacağım arkadaşlar. Ta aşağı kadar temizliğini yapacak. Yoksa askerlerimiz sağ tarafa doğru kayar. Bunu da bilgilendireyim. Yani gidip şu noktaya gönderip kartal topunu göndermeyeceğiz. Çünkü kartal topunu arkadaşlar bizim canem ejderlerimiz, özür dilerim, süper ejderlerimiz alacak. Şimdi temizlik bekleyeceğiz. Temizlik yapacağız. Bekleyeceğiz abicim. Başka çaremiz yok. Şu noktaya bir canem ejderini atayım artık. Şu noktaya gönder abicim. Şu noktaya bir süper ejder. Şimdi barbar kralın arkasına hızlıca arkadaşlar ne atacağız? Tabii ki de okçu kraliçemizi. Şu noktaya da bir süper ejder atabilir miyim? Balonlarımın hepsini salla abicim şu şekilde. Salla salla salla. Hepsini gönder. Büyük koruyucuyu yolla. Gayet güzel ilerliyoruz. Rakibin barbarı benim barbarıma baya bir hasar verdi. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Bir öfke büyüsünü şu noktaya atacağım. Ve en son abicim şampiyonu göndereceğim. Şu noktaya bir dondurma atabilir miyim? Güzel. Şu noktaya bir öfke büyüsü atacağım. Rakibin klan kalesi nerede? Klan kalesi çıkmadığına göre zehir büyümü rakibin aslında şampiyonuna gönderebilir miyim? Şuraya da bir tekrardan dondurma, bir öfke büyüsü. Gayet güzel ilerliyoruz. Hava savunmasını bizim kraliçe aldı. Kraliçenin özelliğini kullanacağım. Şu noktaya aslında bir şampiyonu göndersem, şu noktaya da dondurmamı atarsam çok tatlı olacak. Merkez bina çok önemli burada arkadaşlar. Şuradan bir dondurmamı da atayım. Şu dondurmamı atayım. Bekle, 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 bekle. Şuraya tekrardan bir dondurma atacağım. Şu noktayı bir öfke büyüsü. Şuradaki kaya saçar insin. Şimdi balonlarımız aslında arkadaşlar diyorum anti düzenler. Çıldırıyorum ya anti düzenlerden. Nefret ediyorum, nefret. Ama ben yine de şansımı deneyip saldırdım arkadaşlar. Şöyle kraliçe de arkadan geliyor. Gelsin aga gelsin. Gel hele gel. Bırakın gelsin. Şuradan özelliğini kullanalım. Hop şampiyonumuz iyi temizlik yaptı bu arada. Harbiden diyorum iyi temizlik yaptı. Birkaç tane vursa yeterdir. Kafi. Gayet iyi. Okçumuz zaten canı fullendi diyorum ya. Sona kadar askeriniz kalıyor. Sanki üçleyemeyeceksiniz gibi hissediyorsunuz. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Şöyle duvarda takılacak mısın aga? Duvarda takılma be. Harbiden duvarda takılma be. Ah mayına gitti. Bak son askerimiz. Alır mıyız arkadaşlar? Bekliyorum. Alacağım lan ben bu köyü. Alacağım ben bu köyü. Hadi gel. Hadi gel. 15 saniye var bir de. 15 saniye. 1, 2, 3... Hadi abicim 8, 7, 6 bak süreden çok yedim ya. Hadi 4, 3, 2, 1 aldık. Bak anti düzen olmasına rağmen köyü işledim arkadaşlar. Anti düzen ya. Ona rağmen güzel saldırdık. Birazcık süreden yedik ama olsun. Problem değil. Ucu ucuna kazandık.
Bir saldırı daha yapayım. Çok heyecanlıydım. Yani üşüyemeyeceğim diye korktum. Dostlarım burada tatlı bir köy var. Buna saldırmak istiyorum. Kara iksir de güzelmiş bu arada. Tabi her saldırdığım köyün neredeyse ganimeti bu şekilde arkadaşlar. Ölü köy hiçbir şekilde Titan 1'de yok. Herkes aktif oyuncu. Şimdi vakit kaybetmeden şuradan gönderiyorum mancını. Özellikle mancınık arkadaşlar kullanılıyor. Kaya balonu çok tercih etmiyorum ben arkadaşlar. Şöyle çünkü bayağı saldırı yaptım. En iyisi buradaki arkadaşlar gördüğünüz üzere mancınık. En iyisi mancınık. Şöyle abicim büyücüyü de indirsin. Son atış yapacak mısın? Yapması çok iyi olur benim için. Çünkü arkadaşlar zehir büyüsü hasar veriyor gördüğünüz üzere. Neredeyse canını bakın bakın nasıl götürüyor ya. Nasıl götürüyor. Bir tane daha vur abicim. Vuracağım mı? Nope. Yine sapıtma. Yine sapıtma. Güzel. Hatta buradan abicim aşağı doğru ilerleyecek. Benim için süper bir şey yapacak. Şöyle bir tane kral ve kraliçeyi bırakacağım. Bebek ejderi en son. Bebek ejderi değil. Cehennem ejderini en son bırakacağım arkadaşlar. Şöyle iyice temizlesinler. Hatta şuradan bırakayım. Kralın özelliğini kullan. Hava savunması var ama bu ama yapma be, yanlış yaptım. Orada benim hatam arkadaşlar. Orada benim hatam. Şöyle askerlerimi gönder. Balonları salla. Şöyle koruyucuyu gönder. Bir öfke büyüsünü çak. Şampiyonu bekletelim. Büyük koruyucunun özelliğini kullanayım. Şu noktaya bakın püskürt. Sadece püskürtücüyü atacağım arkadaşlar. İzleyin. Şöyle bir öfke büyüsünü de atacağım. Şu noktaya bir dondurma daha. Güzel. Şu noktaya gel abicim, gel bir öfke büyüsü daha. Şu noktaya bir dondurma daha. Kaya saçar daha çok canımı yakacak bu yüzden arkadaşlar. Güzel. Şu noktaya bir dondurma daha ve öfke büyümü vakit kaybetmeden göndermek istiyorum. Şampiyonumu şu kısımdan göndereceğim. Balonlar zaten çıktı arkadaşlar. Güzel ya, şu noktaya bir dondurma atayım mı? Gerek yok ya, tertemiz ettik. Bu kadar basit bir ordu ya. Çok kolay. Çok kolay, fazla kolay. Bir de klan kalesi çıkması için arkadaşlar, çıkarsa eğer ben zehir büyümü kullanıyorum. O yüzden çıkmadığı için hiçbir sıkıntı yok. Çıksa bile hiçbir problem teşkil etmiyor arkadaşlar. Hiçbir problem teşkil etmiyor. Hop tertemiz. Şampiyonun özelliğini kullan. Tak 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 kalkanlarını kullandık. Güzel, ordunun bir kısmı yukarı çıkması iyi oldu. Zamandan tasarruf ettik. Bir dakika kala saldırıyı bitirdim ya. Bir dakika kala. İnanılmaz bir ordu arkadaşlar. Dünya birincileri boşuna kullanmıyormuş demek ki. Tekrar bir saldırı daha. Sevgili dostlar, sonunda efsane ligli köyler de gelmeye başladı. Şimdi 30 kupa veriyor. Bu köyü de üçlemeye çalışacağım. Şimdi bununla güzel bir taktik uygulayacağız. Burada tekli cehennem var. Direkt abicim şuradan gönderiyorum. Hem tekli cehennem arkadaşlar inecek, hem de 3 tane arkadaşlar büyücü kulesini indireceğiz. Keşke yarasa ejder yapsaydım ya. Çok tatlı olurdu valla. Şimdi ondan sonra nasıl saldırabilirim? Güzel soru. Güzel soru. Gerçekten güzel soru. Şimdi şu mancının gidişatına göre hareket edeceğim arkadaşlar. Bak oradan gördüğünüz üzere kışlalar da indi. Büyük ihtimalle buradan büyücüye gidecek. Ondan sonra arkadaşlar tekli cehennem öyle ilerleyecektir diye düşünüyorum. İki vuruşta indiriyor diye tahmin ediyorum değil mi? Aynen, üçüncü vuruşu atamadı be. Atamadı be, kıyamam sana. Şuradan hemen indirsin tekli cehennemi de. Çok vakit kaybı da yaşamak istemiyorum. Şuradan bir tane bebişi yollayacağız. Şuradan abicim kral ve kraliçeyi göndereceğim abicim. Çünkü aşağı doğru ilerlemesini istiyorum. Buraları da artık tek tek göndereyim. Süper ejderlerime balonları arkadan. Gayet güzel. Koruyucuyu gönder. Koruyucunun özelliğini bekleteceğim. Bekletmeyeceğim, şaka yaptım. Çünkü kaya saçar görüyormuş, yeni fark ettim. Bir öfke şuraya, bir öfke buraya atacağım arkadaşlar. En son dondurma büyüsünü tam şu noktaya atacağım. Büyük koruyucunun özelliğini geçtiğimi gördüğüm gibi şöyle bir tane atayım. Güzel. Şöyle püskürtücü var. Canımı sıkacak. Şöyle şimdiden atayım. Şöyle bir öfke büyüsünü şu noktaya. Bir tane daha dondurma atacağım. Aslında şu noktaya atsaymışım daha tatlı olabilirmiş, onu fark ettim. Şöyle atayım o zaman. Niye atmıyorum o zaman? Şöyle göndereyim bir öfke büyüsünü daha. Şuradan abicim püskürtücüyü aldılar. Hemen ardından bir tane daha dondurma büyüsünü merkez binaya attım. Şöyle şuraya da abicim gönder şampiyonu. Zehirimiz var. Şuradaki rakibin şampiyonunu da gönderiyorum. Alır mı acaba? Merak ettim de. Zor gibi değil mi? Zor. Alamaz. Alamadı. Problem değil. Zaten askerlerimin çoğu yaşıyor. Şampiyon özelliği duruyor arkadaşlar. Bakın. Tek atacak. Bu kadar basit. Çok temiz işledim. 30 kupayı da aldım arkadaşlar. Şöyle sadece temizlik kaldı. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Klan kalesindeki balonlar bile fazla arkadaşlar. Gerçekten fazla. Ne kaldı lan? Aa, şurada bir tane kulübemiz kalmış. Onun dışında başka da bir şey yok. %99. Çıkayım mı lan? Şaka yaptım. Çıkmayacağım tabii ki de. Şuradan 99 ve 100. Mükemmel. 18 milyon altınımız oldu. Altında iyi birikiyor bu arada arkadaşlar. Şöyle evimize geri dönelim. Kaçıncı sıraya kadar çıktım çok merak ediyorum. Şöyle bakabilir miyim? 5. sıraya kadar gelmişim ya. Kaç kupaya daha ihtiyacım var? Yaklaşık 5000 yapmamız lazım. Oo, daha var abicim. En az
3 tane köy daha 30 kupalık üçlemem lazım. Son saldırımızı isterseniz yapalım sizlerle birlikte. Dostlarım burada bir kare düzen var. Fena da kupa vermiyor. Altını da iyi arkadaşlar. Ben buna saldırmayı düşünüyorum. Şimdi klan kayısı şimdi arkadaş çıkmadı. Bence de çıkmaz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir tane gönder. Şöyle büyücüden sonra kaya saçara doğru gider diye düşünüyorum. Oradan kaya saçarı indireceği zaman okçu kulesi inecek. Ondan sonra yukarı doğru kayar gider diye düşünüyorum. Bakayım aynen öyle olacak. Şuradan en son bebeği yollamayı düşünüyorum. Şu noktaya abicim bak izle yakınlaştır. Şu noktaya hemen barbar kralımı yolluyorum. Ardından şöyle bir okçumu da göndereyim. Okçu aşağı doğru kayacaktır diye tahmin ediyorum. Lan barbar nereye gittin ya? Ya gerçekten mi abi ya? Gerçekten mi yani? Yapabilecek başka bir şey bulamadın mı? Neyse. Kralın özelliğini kullanacağım. Hızlıca şurayı temizlesin. Oo bak zehir çıktı. Gel 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 gel. Şuraya biz de kendi zehirimizi atalım. Abicim iner diye düşünüyorum. Şuraya bir süper. Buraya bir tane süper atacağım. Geriye kalan askerleri gönder. Şöyle balonları salla. Ondan sonra koruyucuyu gönder. Şampiyonu bekleteceğim. Şu noktaya bir şey yollayalım. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Şuraya bir öfke büyüsü tatlı olacaktır. Şu noktaya bir dondurma atabilir miyim? Teşekkürler. Şu klan karesi indikten sonra bir öfke büyüsü ve şu noktaya da bir tane daha dondurma atacağım arkadaşlar. Hem kartal topu da donmuş olacak. Süper. Şampiyonu şu noktaya bırakacağım. Kaya saçarının olduğu kısma. Şöyle bir dondurma daha atabilir miyiz? 10 numara ilerliyoruz. Şöyle bir öfke büyüsü daha atayım. Kartal topu insin. Gayet güzel kartal topunu da indirdik. Bir dondurmayı daha hazır edeyim şu noktaya. Bir öfke büyüğümüz var. 2 tane süper ejder var. Lan ucunda kaldı ha baksana gölgesine. Neyse onu da aldık. Güzel işledik ya. Gerçekten çok güzel işledik. Şampiyon özelliğini kullan. Tak 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 gayet güzel. Bir tane de büyü arttırdık arkadaşlar. Güzel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu. Çok temiz saldırdık. Şöyle bir dondurmamızı da arkadaşımıza hediye edelim. Gerçekten süper bir ordu arkadaşlar. Her düzende neredeyse işe yaradı. Her düzeni üçledik neredeyse. Başka ne yapayım bilemedim. Süper ya. Mutlaka kullanın. Klanınızda köy binası 14 varsa kullandırtın. Önerin. Videolarımı paylaşın. Like atın. Abone olun. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Mükemmel. 20 milyon yaptık bu arada arkadaşlar tekrardan altınımızı. Güzel de altın kastık. Çok güzel. Şimdi bir bakabilirim ne kadar daha kupaya ihtiyacım var. Birinci sıraya yerleşmişim ya. Gerçekten mi? Ya yedekte ordum yok. 6 dakika daha mı bekleyeceğim ya? Gerçekten mi? Kaç dakikalık yükseltmem var? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yapalım mı? Dostlarım burada bir efsane ligli bir köy var. 31 kupa veriyor. Direkt buna saldıracağım ve ben de efsane lige artık giriş yapacağım. En sonunda. Şimdi şuradan gönderiyorum abicim mancınağı. Şimdi düşünüyorum oradan saldırmaktan kötü mü yaptım? Çünkü süre başladı. Vakitten yemek istemedim. Evet güzel yerden saldırmışız arkadaşlar. Çünkü direkt tekli canem burada. Tekli canemi direkt indirmek istiyorum. Şuradaki İnşaatçı kulübesi bir tık böyle canımızı sıkacak ama hiç problem değil. Zaten arkadaşlar buradan neye gidecek? Tabii ki de ilk hasar yiyen savunma binasına. O da ne? Tabii ki de buradaki gördüğünüz üzere tekli cehennem olacak. Şimdi tekli cehennemi indirene kadar bekleyeceğiz. Zaten tekli cehennem inerken buradan hem arkadaşlar okçu buradan kendi kulübesini şifaladı lan. Neyse en yakın o herhalde o yüzden. Şöyle hop kulübe inecek. Kulübe GG. Yat aşağı. Güzel. Okçu kulesi indi. Hatta arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Buradan Havan görecek mi? Görmesin be. Havan görmesin. Süper. Oradan arkadaşlar okçu da indi. Şimdi şuradan bebişi alalım. Şuraya bırakalım. Şuradan kral ve kraliçeyi alıyorum abicim. Buraya bırakıyorum. Ejderlerimi salıyorum. Bu kadar basit. Şuradan balonları da gönder. Koruyucu yolla havadan. Büyük koruyucunun özelliğini kullanayım. Bir öfke büyüsü buraya. Bir öfke büyüsü şu noktaya atacağım. Güzel koruyucunun özelliğindeyken mayınların çıkması beni gerçekten çok ama çok mutlu ediyor arkadaşlar. Bir öfke büyüsü daha buraya atacağım. Şu noktaya aslında bir dondurma atabilir miyim? Çok sağ ol. Zehir büyüsü gel. Gel 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 gel. Aha da buraya atıyorum. Şampiyonu da buradan göndereceğim arkadaşlar. Şu noktaya tekrardan bir dondurma atıp şu noktaya bir öfke büyüsü atabilir miyim? Hızlıca merkezi binayı indirmiş oluyoruz. Şuraya bir tekrardan dondurma atacağım. Şuradaki kaya saçar iner misin? İner misin artık? Şuraya bir dondurma atabilir miyim? Tekli canem çünkü beni mahvedecek. Onun dışında şu noktaya püskürtücünün olduğu kısma da bir dondurma atacağım üflemeden. Gayet güzel zamanda attık arkadaşlar. Gerisi zaten süper ejderler, balonlar, şampiyonun elinde, okçu kraliçemizin elinde temizlik. Başka da bir şey kalmadı aslında. Temizlik arkadaşlar. Şöyle çoklu cehennem kulesini indirmiş bulunmaktayız ve efsanelik hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Tertemiz şuradan
Kraliçemizin özelliğini kullanabilir miyiz? Tabii ki de kullanalım arkadaşlar. %96, %97, 98, 99 ve Efsolik HO. Hayırlı olsunlar, alırmıyorum arkadaşlar. Bayağı da saldırı yaptık bu arada, onu da söyleyeyim. Birazcık lan emetimiz çöp oldu ama sıkıntı değil. Şuradan 31 kupamızı aldık. 5004'ten arkadaşlar. Hop, ödülümüzü, daha doğrusu efsanelik logomuzu almış bulunmaktayız. Burada efsanelik için bazı kurallarımız var. Onları da göstereyim. Bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Diyor ki efsanelik özel... bir gün sonra efsanelik bitiyor lan. Bir şey olmaz. Diyor ki lig bittiği zaman 5000 kupada herkes yenilenir diyor. Ve ne kadar kupa biriktirirseniz profilinizde gözükür diyor. Nerede, şöyle göstereyim arkadaşlar. Ahanda efsane kupalar burada gözüküyor diyor. Ve ben efsane lige katıl diyorum. Ve beni kaç dakika sonra atacak? Efsi olduk be. Vallahi efsi olduk. Uzun bir video oldu benim için. Hadi ben kaçar. Adios amigo. Taş katma kası yok bugün arkadaşlar. Like atın, çıkın. Ben de yoruldum. Hadi bay bay.